14. Bölüm. Langdon, C binasından açık havaya çıktığında Vetra'nın dairesinden çıktığına şükrediyordu. Güneş beynine kazınan boş göz çukuru görüntüsünün dağılmasına yardımcı olmuştu. Dik bir patikadan yukarı çıkan Kohler, "Bu taraftan lütfen," dedi. Tekerlekli iskemle hiç zorlanmadan hızlanıyor gibiydi. "Bayan Vetra her an gelebilir." Langdon yetişmek için acele etti. Kohler, peki diye sordu. İşe Illuminati'nin karıştığından hala şüpheniz var mı? Artık Langdon ne düşüneceğini bilemiyordu. Vetra'nın dinle yakın ilişkisi kesinlikle akıl karıştırıcıydı ama Langdon o güne dek araştırdığı tüm akademik kanıtlara bir çırpıda sırtını dönecek değildi. Ayrıca bir de göz vardı. Langdon niyetlendiğinden daha zoraki bir sesle, ben hala dedi. Bu cinayette Illuminati'nin mesul olmadığını düşünüyorum. Kayıp göz bunun kanıtı. Ne? Langdon. Gelişi güzel zarar vermek diye açıkladı. Hiç mi hiç Illuminati'ye özgü bir şey değil. Mezhep uzmanları tecrübesiz alt mezheplerin yani sıradan terörist eylemlerde bulunan fanatiklerin gelişi güzel zarar verdiğini düşünürler ama Illuminati her zaman için çok daha ihtiyatlı davranmıştır. İhtiyatlı mı? Birinin gözünü ameliyat ederek çıkartmak ihtiyatsızlık mı? Hiçbir açık mesaj göndermiyor. Yüksek bir gayeye hizmet etmiyor. Kohler'ın tekerlekli iskemlesi tepenin başında aniden durdu, döndü. Bay Langdon, inanın bana kayıp göz gerçekten yüksek bir gayeye hizmet ediyor. Çok daha yüksek bir gayeye. İki adam birlikte çim kaplı bayırı tırmanırken batı yönünde helikopter pervanelerinin uğultusu duyulmaya başlamıştı. Açık vadinin karşısında bulundukları tarafa doğru gelen helikopter belirdi. Aniden alçaldı ve çimlere çizilmiş helikopter pistinin üzerinde havada durdu. Langdon baktı. Zihni pervaneler gibi daireler çiziyordu. Bütün gece uyusa acaba akıl bulanıklığı gider mi diye düşünüyordu. Nedense bundan şüphe duydu. Tekerlekler yere değince pilot dışarı atladı ve eşyaları boşaltmaya başladı. Çok fazla şey vardı. Spor malzemeleri, taşıyan çantalar, su geçirmez muşamba torbalar, dalış tüpleri ve ileri teknoloji dalış teçhizatı gibi görünen malzeme kutuları. Langdon'un aklı karışmıştı. Motorun gürültüsünü bastırmak için bağırarak Kohler'a "Bunlar bayan Vetra'nın eşyaları mı?" diye sordu. Kohler başını sallayarak seslendi. Blair adaları çevresindeki denizlerde biyolojik araştırma yapıyordu. Onun fizikçi olduğunu söylediğinizi sanmıştım. Öyle. Biyo bağlantı fizikçisi. Yaşam sistemlerinin birbiriyle bağlantısı üzerinde çalışıyor. Onun çalışmaları zerrecik fiziğinde babasınınkilerle yakından ilintili. Kısa süre önce bir grup ton balığını incelemek için kullandığı eş zamanlı atomik kameralarla Einstein'ın temel teorilerinden birini çürüttü. Langdon espri yapıp yapmadığını anlayabilmek için ev sahibinin yüzünü inceledi. Einstein ve ton balıkları mı? X-33 roket uçağının kendisini yanlışlıkla başka bir gezegene getirmiş olabileceğini düşünüyordu. Kısa süre sonra Victoria Vetra kapıda belirdi. Robert Langdon sürprizlerle dolu bir gün olacağını fark ediyordu. Helikopterden haki renkte şortu ve kolsuz beyaz üstüyle inerken hiç de beklediği gibi okumaya düşkün bir fizikçiye benzemiyordu. Kıvrak ve zarifti. Kestane rengi teni, uzun boyu, helikopter pervanesinin yarattığı rüzgarla uçuşan uzun siyah saçları vardı. Yüzünün tam bir İtalyan olduğu şüphe götürmezdi. Fevkalade güzel değildi ama 20 metre öteden bile şehvet uyandıran dolgun, yalın hatlara sahipti. Hava akımları vücudunu dalgalandırırken giysileri üstüne yapışıp ince bedenini ve küçük gözlerini ortaya çıkardı. Langdon'un büyülendiğini sezinlemiş gibi görünen Kohler, "Bayan Vetra çok güçlü bir kişiliğe sahiptir," dedi. "Aylar boyunca tehlikeli ekolojik sistemler üzerinde çalıştı. Sıkı bir vejeteryan ve CERN'ün Hatha Yoga gurusudur." Hatha yoga mı? Langdon düşüncelere daldı.
Eski Budist meditatif esneme sanatı, Katolik bir rahibin fizikçi kızı için tuhaf bir uzmanlık alanıydı. Langdon, Victoria'nın yaklaşmasını seyretti. Ağladığı belliydi. Derin siyah gözleri Langdon'ın tanımlayamadığı duygularla doluydu. Yine de onlara doğru ateşli ve kendinden emin bir şekilde ilerliyordu. Bronzlaşmış bacakları güçlüydü. Güneşin altında geçirdiği uzun saatlerin verdiği sağlıklı Akdeniz ışıltısını saçıyordu. O yaklaşırken Kohler, "Victoria," dedi. "En derin taziyelerimi sunarım. Benim için korkunç bir kayıp oldu. Burada CERN'deki herkes için." Victoria minnetle başını salladı. Konuştuğunda yumuşak sesi duyuldu. Boğazdan gelen aksanlı bir İngilizce konuşuyordu. "Kimin mesul olduğunu öğrendiniz mi?" "Hala bunun üzerinde çalışıyoruz." Langdon'a dönerek ince elini uzattı. "İsmim Victoria Vetra. Sanırım siz Interpol'den geliyorsunuz." Onun elini sıkan Langdon o anda buğulu bakışlarının büyüsüne kapılmıştı. "Robert Langdon." Başka ne söyleyeceğini bilemedi. Kohler, "Bay Langdon yetkililerden biri değil," diye açıkladı. "Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir uzman. Durumda kimin sorumlu olduğunu bulmakta, bize yardımcı olmak için burada." Victoria şüpheyle bakıyordu. "Peki ya polis?" Kohler soluğunu salıverdi ama bir şey söylemedi. "Victoria, cesedi nerede?" diye sordu. "Bakılıyor." Beyaz yalan Langdon'ı şaşırtmıştı. "Victoria, onu görmek istiyorum," dedi. Kohler, "Victoria," diye vazgeçirmeye çalıştı. "Babam acımasızca öldürüldü. Onu eskisi gibi hatırlamam daha iyi." Victoria konuşmaya başladığında sözleri kesildi. Uzaktan birileri, "Hey Victoria!" diye seslendi. "Eve hoş geldin!" Döndü. Helikopter pistinin yanından geçen bir grup bilim adamı neşeyle el sallıyordu. Biri, "Einstein'ın teorilerinden başka çürüttüğün oldu mu?" diye bağırdı. Bir başkası ekledi, "Baban seninle gurur duyuyordur." Victoria adamlar geçerken zoraki onlara el salladı. Sonra Kohler'a döndü. Artık yüzünden aklının karıştığı okunuyordu. "Henüz hiç kimse bilmiyor mu?" "Ağız sıkılığının birinci derecede önemli olduğuna karar verdim. Çalışanlara babamın öldürüldüğünü söylemediniz mi?" Şimdi şaşkın ses tonu öfkeyle karışmıştı. Kohler'ın sesi bir anda sertleşti. "Belki de unutuyorsunuzdur Bayan Vetra. Babanızın ölümünü rapor ettiğim anda CERN'de bir soruşturma yapılacak. Buna laboratuvarının köşe bucak incelenmesi de dahil. Daima babanızın gizliliğine saygı göstermeye çalışmışımdır. Son projeniz hakkında babanız bana iki şey söylemişti. Birincisi, gelecek 10 yıl içinde CERN'e milyonlarca dolarlık lisans anlaşmaları sağlayabileceği ve ikincisi, hala bazı tehlikeler içeren teknolojiyi henüz halka açıklamaya hazır olmadığını söylemişti. Bu iki gerçeği göz önünde bulundurarak yabancıların laboratuvarına dalıp çalışmalarını çalmasını ya da bu işlem sırasında kendilerini öldürüp CERN'ü mesuliyet altında bırakmalarını istemedim. Kendimi yeterince ifade edebildim mi acaba?" Victoria hiçbir şey söylemeden baktı. Langdon, onun Kohler'ın mantığına karşı zoraki bir saygı ve kabulleniş gösterdiğini sezdi. Kohler, "Yetkililere herhangi bir şey rapor etmeden önce," dedi, "İkinizin ne üzerinde çalıştığınızı bilmem gerek. Bizim laboratuvarınıza götürmenizi istiyorum." Victoria, "Laboratuvarın konuyla ilgisi olamaz," dedi. "Babamla benim ne yaptığımı bilen kimse yoktu. Deneyin babanın cinayetiyle herhangi bir ilgisi olamaz." Kohler rahatsız edici şekilde soluğunu salıverdi. "Kanıtlar başka şey söylüyor." "Kanıt mı? Ne kanıtı?" Langdon da aynı şeyi merak ediyordu. Kohler tekrar ağzını sildi. "Bana güvenmen gerek." Victoria'nın öfke saçan gözlerinde hiç de güvenmediği belli oluyordu.